Evet arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. Yeni bir videodan herkese selamlar, sevgiler tekrardan. Evet, bugün neredeyiz? Bugün Kangalların yanındayız. Kangallarımızda kıymetli misafirimiz Fatih Özbek, Fatih Özbek Kangal. Bozdağ Kangal bizi ziyarete geldi, sağ olsun. Evet Fatih, sebebi ziyaret. Abi sebebi ziyaretimiz belli. Serbülent abiyle Muammer abinin, yani Yunus abinin abisi, Muammer abinin ortak üretimi olan yavruları var burada. Biz zamanında Serbülent abiye bir köpek hediye etmiştik, yavru köpek. Sonrasında yine yetişkin bir köpek verdik üretsin diye. Serbülent abi de işte hediyeleşmek sünnettir felsefesiyle dedi ki Muammer'le biz ortak bir üretim yaptık. Git dedi oradan yavru seç. Bir tane dişi bir yavru alacağız ya da iki tane. Ya da 3 tane. Artık ne kadar hoşuna giden yavru varsa artık alacaksın. Biçer evet. Ve Kalesi yavruları. Biçer zaten çok güzel bir köpekti. Canlı görmek nasip olmadı da. Çok beğendiğim bir köpekti. Dişi getirmeyi düşünüyordum ben Biçer'e. Ölmüş köpek. Elim bir kaza sonucu hayatını nazar kaybetmiş. Nazar çok kötü. Evet. Evet. Senin de başına geliyordu. Bunlardan şey yapacağız artık abi ya. Tabii. Yavruları var ya çok şükür. Neslini devam ettireceğiz. Evet. Çok iri kalıplı. Zaten Kangallarda artık biz standart orta boydan bir kurtulup biraz daha irileştirme, biraz daha gözü doldursun diye o yola doğru gidiyoruz. Şimdi şunu da ilave edeyim arkadaşlar. Tabii ki de irileştirmeden kastımız şu, iş gücünü etkilemeyecek tabii şekilde. Biz sonuçta bir Malaklı ya da farklı bir mastif bari köpek istemiyoruz. Bunlar çalışan köpekler. Abi bizim istediğimiz zaten şey değil. 90 santim Kangal. Evet. Kangal mı ortalamaya batınıyordur. 78-79 ise mesela. Erken. Evet, çalışan. 83-84 olsun diye 5 santim daha büyütelim diyoruz yani. Yani olması gereken. Zaten kurtla mücadele edebilecek kuvvetli tabii güce bu şekilde. Bu ebatta Kangallar yok mu? Var. Var. Ama biz biraz daha sayısı çoğalsın. Çiftliğimize geldiğinde özellikle Anadolu çoban köpeği besleyen, iri köpek besleyen insanlar şey yapmasınlar yani. Ya bu köpekler çok küçükmüş demesin. Evet. Diyorlar çünkü. Çünkü şöyle bir şey var, bir de dünyada şu an Kangal'ın tipinden çok ünü daha biliniyor arkadaşlar. Evet. Çünkü tipini herkes bilmez ama Kangal'ın meşhur bir ünü var. Kurt yıkması, o işte herkesin bildiği o döşüyle vurdum beli kırar olayı, evet, vesaire. Şimdi abicim mantıken düşündüğün zaman insanlar da artık bunu biz şey yapmıyoruz. Mesela iri yarı büyük köpek, Anadolu çoban köpekleri herkes Kangal olarak görüyordu yani düne kadar, ki şimdi yeni yeni ırk tipini tanımaya başladı insanlar. Şimdi şöyle bir şey var, o ünü ona kazandırdı, ister istemez bilmeyen adamın aklında şu çıkıyor: aa işte acaba bu nasıl bir köpek, tabii ne kadar iri güçlü bir köpek ki vurduğu gibi indiriyor kurdu. Öyle bir şey arkadaşlar. Yok yani abi ya. Çünkü köpek bellidir zaten, kurdu yakalayabilmesi için aşağı yukarı kurtla aynı formatta olmalı ki aynı ebatlarda olması lazım. İşini doğru bir şekilde yapabilsin. Ya şimdi şu oluyor abi, bak bizim köpek camiasının içinde olan, dediğim gibi Anadolu çoban köpeği besleyen insanlar bile Kangal'ın tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Evet. Şimdi benim kendi üretimim olan Serbülent abiye gönderdiğimiz derman var mesela. Benim oraya Anadolu çoban köpeği besleyen bir arkadaşım geldi derman çiftlikteyken. Mesela dermandan daha doğru erkek Kangal'lar var bende. Evet. Ama adam geldi, Kangal'dan da çok anlamıyor. Derman'ı gördü, işte dedi Kangal bu. Bunu dedi bizim köpekler gibi. İri bir köpek. Herkesin o kafasındaki köpek iri köpeğe gitti yine olan. İşte dedi Kangal bu. Yani bizim amacımız yani çiftlikte birkaç tane de öyle iri ürettiğimiz köpekler olsun ki adamlar geldiğinde Kangal'lar da ya çok küçükmüş demesin. Kesinlikle. Durulması gerekiyor çiftlikte. Dişi ve erkek, dişi de olsun erkek de olsun. Tabii canım, yani doğruyu göstermek lazım insanlara. Tabii. Biz yine diğer normal ortalama boydaki köpeklerle zaten üreteceğiz. Onları üretim dışı yapmayacağız. Ama amacımız bir iki tane de böyle üst sınırlarda. Evet. Kangalımız olsun, üretelim. Abi lazım. Şimdi şöyle, bu tür köpekler lazım. 83, 84, 85'lik köpekler evet, mecbur lazım ki şöyle, dişilerimiz o kadar yüksek değil. Değil. Bu tarz köpeklerle o ara dediğimiz gibi 78-80'lik köpekleri yakalayabilmemiz için bizim
83'lük, 84'lük kandallara ihtiyacımız var. Mecbur. Abi en azından o kanın olmasın. Çünkü bir çevre dediğimiz köpek 83, 84, 85. O civarlarda bir köpekmiş. Şimdi ben kızını alacağım. Kıza atıyorum 72-73 santimlik ortalama bir diş oldu. Evet. Sallıyorum. Ama babası gibi bir yavru verebilir. En azından kanında evet. Büyük, iri kangallar olduğunu biliyorsun. Ve doğru kangallar. Bugün biçer yaşasaydı, mesela Zora dünya şampiyonu oldu. Evet. Biçer de tiziyle, özellikle ebatıyla daha çok göz dolduruyor bir kere. Kesinlikle ya, herkesin tercih edebileceği, zaten fotoğrafları da koyacağım, yakından bilen arkadaşlar da bilir. Bir kangal modeliydi. Evet. Özellikle o bildiğimiz ana post rengi, işte maskesinin yapısı, açıları, yürürkenki anatominin verdiği uygun hareket ve rahat, köpeğin kendinden emin yürüyüşü, hiçbir sıkıntı yoktu. Zaten sürüde faal çalışmış bir köpekti. Evet. Kardeşiyle birlikte. Şimdi burada bir de şunu görüyoruz Fatih. Köpeğin aktarımı çok iyi. Demin yavrularını da gördü. Fatih bir daha yorumlası, kendi de bir görsün. Önemli olan bu zaten değil mi? Tabii ki abi. Hani biz bazen köpekleri görüyoruz arkadaşlar, mükemmel köpekler çıkıyor. Ama bakıyorsun o köpek öyle yavru vermiyor. Vermiyor. İşte burada sıkıntı meydana geliyor. Sıkıntı da şu oluyor, o köpek büyük ihtimalle geçmişinde bir kangallı iyi olan bir kan girmiş. Kendini tipini benzetmiş ama gen aktarımını yine abuk subuk yerlere vermiş. Abi kangallı görüyoruz. Sıkıntı bu zaten. Bugün bir boğuş işiyle uğraşan bir adam Anadolu çoban köpeği besliyor. Evet. Kırma köpekler. Adam 7 sülalesini biliyor köpeğini. Bilmem kimin, bilmem kimin torunu, bilmem kimin bilmem nesi falan sayıyor yani. Bizim kangalda böyle bir şey yok. Bir tane çobandan güzel bir kangal buluyoruz. Kangalın yaşı 2. Anası babası belli değil. Abi nasıl belli olmuyor bunun anası babası? Ya öyle bir sıkıntı var evet. 2 yaşında lan bu köpek. 12 yaşında değil yani. Yani. Ya bize Ahmet, bunun da anası babası belli olsun. Yok abi. De şöyle bir sıkıntı var. Şimdi kangallar da, akbaşlar da, yani bizim yerli ırklarımız, yani safkan köpekler genetikleri baskın oluyor. Bugün doğru tipte sağlam bir kangal dişiyi mesela Anadolu çoban köpeğine çeksen bile oradan çıkacak illaki bir iki tane anne gibi muhakkak atıyor. Atar. Şimdi bu da ne oluyor? Bilmeyen adam mesela, anasını babasını bilmesen, takip etmesen, sürüde görsen o yavrunun büyümüş halini, aa süper kangal dersin ve aldığın zamandan çıkan yavrularda hüsrana uğrarsın. Öyle işte demin dediğim olaya dönüyoruz. Yani köpek çok güzel gözükebilir ama önemli olan verdiği yavrulardır. Aynen öyle. Zaten onunla teyit etmiş oluyoruz. Bir nevi köpeğin gerisini, bilmediğimiz köpeklerin gerisini. Evet. Yavrularıyla teyit etmiş oluyoruz. Şimdi yavru seçimine geçelim istersen yavaştan. Şimdi bu yavrulardan bakacağız abi. Burada zaten bir tane erkek var. Beyaz burunlu olan erkek herhalde. Evet. Bir tane erkek var. Bunların diğer koyu ve açık maskeliler, aslan maskeleri falan, göz renkleri çok güzel. Kafa ve şunu söyleyeyim Fatih, sen de görüyorsun, izleyiciler de görür, hepsi birbirine benziyor. Evet. Sadece maskelerde bazıları çok koyu olmuş, bazıları hafiften açmaya başlamış. Bu büyüdükçe tabii ki de değişecektir ama post yapıları, genel post renkleri falan hep aynı. Büyüdükçe açacak zaten ablamların maskesi. Kesinlikle. Benim üretim tecrübelerime dayanarak onu söyleyebilirim yani. Köpeklerin maskesi büyüdükçe açıyor. Peki senin tercihin ne bu konuda? Hangi yavruyu düşünüyorsun kendine? Vallahi şu arkada yatan güzel. Aslında hepsi güzel de. Artık estetikliğe giriyor burada. Yani kafa olarak, zevke giriyor. Evet. Zevke giriyor. Kafa olarak hepsi birbirine benziyor zaten. Göz renkleri de birbirine benziyor. Açık. Açık gözlü bir köpek yok içlerinde. Evet, hepsi koyu kahverengi. Biz artık kafaya geçtikten sonra, kafaları birbirine benzediği için neye bakacağız? Mesela ben biraz kaba postlu köpek, hı-hı, severim. Postu yoğun olana bakacağız. Evet. Kuyruk tutan köpek severim. En çok hangisi kuyruk tutuyor? Diğer donanımlara geçeceğiz. Artık kangallıklarını şey yapmıyoruz. Tabii birbirine benzediği için onu zaten direkt geçtik. Evet arkadaşlar. Yavru seçimimizi yaptıktan sonra devam edeceğiz. Evet, Fatih'in seçtiğin yavrunun teki bu. Arkadaşlar kuyruk sarıyor. Gayet güzel bir yavru. Hayırlı olsun şimdiden.